Zambiya'nın Liuva Ovası'nda yalnız bir kükreme yankılandı. Ama hiç cevap gelmedi. Yıllardır gelmiyordu. Yasa dışı avcılık onun sürüsünü yok etmişti. 5 yıldır tek başına yaşamak zorunda kalmıştı. Ama belki bu yıl dünyası değişecekti. Bu ıssız ve yabani arazinin ortasında yalnız bir dişi aslan yaşamaktadır. Lady Liuva olarak bilinir ve yetişkinlik çağındadır. İçgüdüleri onu eş bulmaya, yavrulamaya ve kendi sürüsünü oluşturmaya yönlendiriyor. Ama bunu yapamaz. Çünkü burada tek başına. Yüzlerce kilometre içinde başka hiçbir aslan bulunmuyor. Onun kaderini engelleyenler insanlardı. Liuva Ovası'na pek az kişi ulaşabildiği halde gelmeyi başaranlar onun kaderini sonsuza kadar değiştirmişti. Burası yaralı bir bölgedir. Yabani yaşam 1990'lı yıllardan beri süren yasak avlanma nedeniyle zarar görmüştür. Angola Savaşı şiddetlendiğinde askerler ve köylüler beslenmek amacıyla Liuva'nın sürülerini katletmişti. Yasak avlanma belası en heybetli yaratıkları çaldığı sırada bir zamanlar bol bulunan hayvanlar da kaybolmuştu. Yaban köpekleri, bizonlar ve antiloplar. Hepsi yok olmuştu. Yiyecek hayvanların yani avın azalması ve yasak avlanma bir zamanlar bol olan aslan nüfusunu ortadan kaldırmıştı. Bugün dünyanın dört bir yanındaki avcıların evlerini süsleyen Liuva'nın son aslanları artık cansız gözlerle bakmaktadır. Bölge 2003 yılından beri Afrika Parkları Yönetim Ağı tarafından korumaya alınmıştır. Yasak avcılığa son verilmiş, yabani hayat toparlanmaya başlamıştır. Afrika antilobu sürüleri yavaş yavaş çoğalıp eski ihtişamına ulaşırken pek çok tür hayvan yeniden ovaya yerleştirilmiştir. Ama bölgede sadece tek bir aslan kalmış bulunmaktadır. O da ilginç bir şekilde en verimli çağındadır. Sineklerin ısırdığı burnunun yanındaki yara izi ve omuzundaki derin kesik yüz yüze geldiği çarpışmaların yegane kanıtı olup bu ovalarda tek başına yaşamanın güçlüğünü ortaya sermektedir. Onun öncelikli kaygısı beslenmedir. Aralık ayı ortasındaki yoğun yağmurlarda çok sayıda antilop bölgeye akın eder. Yoğun otlaklarda Lady tümüyle görünmez olur. Sarı kahverengi kürkü mükemmel biçimde gizlenmesini sağlar. Uzun çalılıklarda otlanan hayvanlar onun gelişini fark edemez. Ancak antiloplar kısa otları tercih eder. Yırtıcıların kendilerini gizleyeceği yerler bulamayacağı açık arazide beslenirler. Aslanlar genelde ekip halinde avlanır.
Avı kuşatıp onu tuzağa çekerler. Lady'nin böyle bir şansı yok. O, avını tek başına açık arazide izlemek zorunda. Hedefi iyi seçmeli, sürünün dışında kalıp ihtiyatsız davranan bir av bulmalıdır. Antiloplar tehlike anında birbirini uyarır. Bu yüzden sürüye görünmeden yaklaşmak zorundadır. Ona doğru bir bakış ya da alarm homurtusu bütün işi bozabilir. İşte böyle. Bir anda av sona erdi. Sürü dikkat kesildiği için tekrar denemenin hiç yararı olmaz. Sürü desteği olmadığı için Lady Liuva ilk denemede başarılı olmak zorunda, aksi halde aç kalır. Yılında Güney Afrikalı kameraman Herbert Brouwer sırtlanları çekmek için Liuva'ya geldi. O dönemde Lady Liuva 2 yıldır tek başınaydı. O günlerde bir efsaneydi. Ovalarda dolaşan esrarengiz bir dişi aslandan söz ediliyordu. Kendisini pek az kişi, o da uzaktan görmüştü. Ancak bölgede çalışmaya başladığımız ilk gün bir anda gözümüzün önünde beliriverdi. Herbert onun yaşadığını gören ilk yabancıydı. Varlığını ve sağlıklı olduğunu onaylayan ilk kişi de oydu. Kasım ayı başında yağmur mevsimi başlamıştı. Şiddetli bir fırtına geliyordu. Lady Liuva bu durumdan yararlanacaktı. Herbert onu izlerken av başladı. Yeni yavrular mükemmel birer hedeftir. Lady Liuva tek başına beslenir. Yani büyük avlara ihtiyacı olmaz. Bir yavru onu bir hafta süreyle tok tutacaktır. Bir aslan için olağanüstü süratli bir sıçramaydı. Son hızla 100 metre ileriye fırlamıştı.
hem hızına hem de sıçradığı mesafenin uzunluğuna hayran kaldım. Ama gece olunca onun ovadaki tek sorununun avlanmak olmadığını fark ettim. Lady Liuva belki ovadaki tek aslandı ama tek yırtıcı değildi. Liuva'da sırtlan boldur ve gece boyunca sürekli tehdit oluştururlar. Dört bir taraftan yaklaşıp Lady'yi avından uzaklaştırıyorlar. Kurnazca dikkatini dağıtıp yemeğini kolaylıkla çalıyorlar. Lady yemeğinin kaybolduğunu anlayana kadar birkaç saniye geçiyor ama onlarla mücadele etmiyor. Yarısı yenmiş bir leş için altı sırtlanla dövüşmeye değmez. Lady'nin sağ kalması avlanmanın yanı sıra kavgadan da kaçınmasına bağlı. Herbert onu ilk kez gördükten sonraki aylar boyunca film çekerken hep tetikte kalmayı sürdürdü. Onu ilk gördüğümüzde bizden uzaktaydı. Ama birkaç hafta sonra daha rahat davranmaya başladı. Hatta bazen bizi gördüğünde seviniyor ve her işini bırakıp bize doğru geliyordu. Bence yıllardır ilk kez ondan kork ve ne ölçüde güvenebileceğini anlamak için bizi deniyordu. Herbert'ın Louvre'daki üçüncü görevi sırasında Lady beklenmedik bir şey yaptı. Aracımıza doğru geldi. İyice yaklaştığında aramızda birkaç metre kalmışken bize güvendiğini göstermek istercesine sırt üstü yuvarlanmaya başladı. Sonra Lady Liuva'nın sıcak ve yakın tavırları devam etti. Her seferinde onları selamlamak için sırt üstü yere yatıyordu. Artık bizi tanıdığını ve yakınlık kurduğunu anlamıştık. Aksi halde bu kadar sık gelip böyle davranmazdı. Bazı geceler ekip çekim hazırlığı yaparken Herbert onu kampın yakınında görüyordu.
Ovada gezerken kendini yakından izlemelerine izin veriyordu. Yine böyle bir gecede Lady, ekibi dişi bir antilopun zor bir doğumu gerçekleştirmeye çalıştığı yere götürdü. Yavru doğum sırasında kanalda sıkışmıştı. Anne daha fazla dayanamayacaktı. Birkaç dakika içinde annenin sonu geldi. Acısının dinmesi onun için iyi olmuştu. Lady için iyi bir yemekti. Onu günlerce idare edecekti. Yavrunun sesi kesildi. Ama doğum sırasında çıkardığı iniltiler duyulmuş olabilirdi. Lady ağır leşi gizlemek amacıyla uzun otların arasına sürüklemeye çalıştı. Ama artık çok geçti. Çünkü fark edilmişti. Kolay ama sevinen Lady, yavru kedi gibi leşle oynuyordu. Çevresinde var olan tehlikeleri unutmuştu. Sırtlanları duyduğunda çevresi çoktan sarılmıştı. Uğursuz sesler onu bir kez daha yemeğinden uzaklaştırdı. Lady mücadeleye hazırlanırken sırtlanlar da fırsatı değerlendirdi. Dört bir yandan gelen yağmacı sürü leşi kapıp oradan kaçtı. Ve sırtlan usulü parçalamaya başladılar. Ancak Lady bu kadar kolay yenilmeyecekti. Yavrudan farklı olarak bu yemek kavgaya değerdi. Lady tek başına da olsa büyük ve ürkütücü bir aslandı. 12 sırtlana karşı tek başınaydı. Ama sayı üstünlüğüne rağmen sırtlanlar korktu. Lady leşi tek başına yerken bir düzine aç göz gölgelerin içinde onu izliyordu. Yıllar süren film çekimleri sırasında Herbert, Lady'nin sırtlanlarla ilişkisinin mevsime göre değiştiğini öğrenmişti. Ağustos geldiğinde otlaklar kavrulur, arazi çoraklaşır ve toprak çatlardı. Tüm yaşam kuraklık karşısında zorlanırdı. Antilop sürüleri birkaç güçlü erkeği yem olarak geride bırakıp kuzeye daha yeşil otlaklara yönelirdi. Bu zor dönemde her bir yiyecek kırıntısı değerliydi. Çoğu yırtıcı için leşle beslenmek yaşamın parçası olurdu. Sırtlanların genelde yaptığı gibi Lady de onların yemeğini çalardı. Kurak mevsimde sırtlanlar ölümüne düşmandı. Ve Lady her bir leş için savaşırdı.
Ama Kasım ayında yağmur mevsimi başladığında her şey değişir. Haftalarca süren yağışlar araziyi suya boğar. Yeşeren bereketli bitki örtüsü antilop sürülerini tekrar ovaya getirir. Sürülerin Serengeti'ye dönüşünden sonra yaşanan en büyük ikinci göç budur. Yüzlerce yavru doğar ve av sayısı çoğalır. Lady yağmur mevsiminde beslenip gelişir. Öyle çok avlanır ki bu onun için ihtiyaçtan çok spora dönüşür. Av sayısının çokluğu sırtlanlarla aralarındaki gerilimi yok eder. Hatta bazen öldürdüğü taze avı bırakıp gider. Herbert'ın aracının çevresinde yuvarlanırken bu arada yemeği çalınırdı. Etrafta onca besin varken kavga etmeye değmezdi. Ama Ocak ayında her şey tekrar değişir. Yağmur doruğa ulaşır. Ovalık arazi sel suları altında kaybolur. Liwa'ya ulaşmak imkansız hale gelir. Sel bastığında Lady'nin nasıl avlandığı bir sırdır. Yine de mevsimler geçtikçe yalnız dişi aslan tüm güçlükleri aşmayı başarıyor. Film çekmeye geldiğimiz her yıl içinde onun davranışlarını biraz daha çok anlamaya başladım. Sadece yaşamayı başarmakla kalmayıp bir yandan da gelişiyordu. Ancak baş edemediği bir konu vardı. O da yalnızlıktı. Ama onun ne kadar yalnız olduğunu ancak üçüncü yılın sonunda anlamıştım. Herbert bir gece çekiminden sonra ekibiyle birlikte kampa dönüyordu ama yalnız değillerdi. Herbert karanlıkta yürürken ağaçların arasında bir hareket fark etti. Bir ses duydum. Sonra bakınca gördüm. Karanlıkta bir şey gördüm. Oydu. Ama hiç korkmadım. Bize zarar vermeye ya da avlanmaya gelmediğini bir şekilde biliyordum. Bir şekilde o gece aramızdaki bağ kurulmuş oldu. Ondan sonra her gece kampa geldi. Yabani aslanların çoğu insanlarla temas kurmaktan kaçınır. Ama Lady Liuva'nın yalnızlığı onu insanlarla birlikte olmaya sürüklüyordu. Ona hiç yemek vermemiştik. Bizden alacağı bir şey yoktu. Yani bizi ziyaret etmesinin tek sebebi sadece yanımızda olmaktı. Sürüsü bizler, yani insanlar tarafından katledilmiş, hırpalanmış ve yorgun olan bu yabani hayvanın bize güvenmesi, böylesi bir yaklaşımda bulunması ve bizimle bu denli yakınlaşması müthiş bir şeydi.
Bazen çadırın yanına uzanırdı. Onun hırıltısını dinleyerek uyurdum. Ertesi sabah uyandığımda yine orada olurdu. İnsanlarla sadece kötü deneyimler yaşamış olan bu yabani yırtıcıyla karşılıklı bir güven ilişkisi yaşamak müthiş bir şeydi. Benden hoşlanmasının nedeni yalnız olması ve arkadaş aramasıydı. Çünkü tek başınaydı. Ona değer verdiğim halde mesafeli kalmam gerektiğini biliyordum. O yabani bir hayvandı ve öyle de kalması gerekiyordu. Bize çok yaklaşmasına izin veremezdik. Çünkü o zaman bir kaza yaşanabilirdi. Bunu hiç istemiyorduk. Herbert, Lady'nin kendine 5 metreden fazla yaklaşmasına izin vermiyordu. Ama Lady ısrarla onun dikkatini çekmeye çalışıyordu. Davranışı farklılık göstermeye başladığında bir şeylerin değiştiğini anlamıştım. Ağaçları tırmalıyordu. Hatta aracımızın koltuğunu bile parçalamıştı. Asla onun aradığı eş olamayacağımın farkına vardım. Ona kendi cinsinden bir eş lazımdı. Nihayet 2008'in Ekim ayında bu mümkün oldu. Aslanlar daima bölgedeki yaşam sürecinin önemli bir parçası olmuştu. Ve bu yüzden onları geri getirmenin çok önemli olduğunu biliyorduk. Lady Luva özel bir kişilik haline geldi. Ve bu kişiliği bırakıp normal bir aslana dönüşmesi harika olacaktı. Benim için bütün sürecin en önemli yanı buydu. Erkek aslan getirmeden önce Lady Luva'ya takip cihazı takılması gerekiyordu. Böylece yer değiştirme sırasında bir aksilik olursa Afrika Parkları ekibi onu bulabilecekti. Veteriner Ian Parson özel olarak itina etse de uyuşturma işlemi yabani bir hayvan için kötü bir deneyim olabilirdi. Bu olay insanlara yeniden duymaya başladığı güveni yok edecek miydi? Atış isabetli oldu. Ekip hızlı hareket etmek zorundaydı. Ona ilk kez o zaman dokundum. Olağanüstü bir varlık olduğunu söyleyebilirim. Yine de olaya nasıl tepki vereceğini merak ediyordum. Olanlardan sonra bizden gizlenmeyeceğini umuyordum. Lady'ye tasma takıldıktan sonra ona uygun bir eş bulmak için Kafue'ye kadar sürecek olan 450 kilometrelik yolculuk başladı. Günler süren aramalardan sonra hedefe ulaşıldı. Genç, sağlıklı ve kendi sürüsünü kurmak isteyen mükemmel bir erkek aslan. Ekip mutluydu. Ama erkeği Liuva'ya götürmek kolay olmayacaktı. Kurak mevsim gelmişti ve uzun dönüş yolu tehlikelerle doluydu. Erkek,
Erkek aslanı aldık. Liuva'ya 8-10 saatlik yolumuz var. Umarım teknede her şey yolunda gider. Ve Lady yeni hayatına başlar. Kendi sürüsünü oluşturur. Son kalan dişi aslan olmaz. Yollar engebeliydi. Hava sıcaklığı da artıyordu. Ve Liuva'ya ulaşana kadar aslanın pek çok defa uyuşturulması gerekecekti. Bir uzun saatten sonra nihayet vadiye ulaştılar. Şimdi yapılacak tek şey aslanı rahat ettirmek, yanına yemek koyup uyanmasını beklemekti. Ama bir aksilik oldu. Uyandırılan aslan paniğe kapıldı ve tekrar uyuşturulması gerekti. Ama bu kez midesinden geri gelen besinler soluk borusunu tıkadı ve aslan öldü. Kanındaki yatıştırıcı ilaçlar leş yiyicilerini zehirlemesin diye ekip onu yakmak zorundaydı. Düş kırıklığına uğramıştık. Erkek aslan Lady için yeni bir sürünün başlangıcı demekti. Ama olmadı işte. Onun boynundaki tasmayı kabul edip etmediğini, nasıl tepki verdiğini bilmiyordum. İnsanlara ve bana. Şimdi bakalım, onu buradan izleyelim. Herbert çekime devam etmek için kampa döndü. Ama o ve ekibi kaygı duymaktaydı. Lady'nin tasmaya ne tepki verdiğini ve ilişkilerinin değişip değişmediğini bilmiyordu. Lady güven duygusuyla dolu olarak onu bekliyordu. Onu tekrar görünce bu işten vazgeçemeyeceğimizi anladım. İlk girişimin başarısız kaldığını öğrenen Afrika Parkları yetkilileri ikinci bir deneme yapmayı planlıyordu. Bölgenin çoğunu sular altında bırakan yoğun yağmurların kesilmesi için bu kez 8 ay beklediler. 11 Mayıs 2009'da ekip Kafue'ye geri döndü. Gün batarken dişi aslan kükremeleri vadi üzerinde yankılandı. Banda alınan dişi aslan sesi bölgede bulunan ve çiftleşmek isteyen genç erkek aslanları sesin geldiği yöne çekmeye başlamıştı. Bize doğru gelen iki aslan var. Tamam, biz de duyduk. İki erkek aslan. Tamam. Bu kez ekip koalisyon arıyordu. Yolculuk sırasında birbirine destek olacak iki erkek kardeş aldılar. Onu uyutmayı başardık. Şimdi hırpalamadan kamyona taşımamız gerek. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Siz de çevreye dikkat edin. Şimdi onu çevirelim.
Şafak'ta Liuva yolculuğu başladı. Liuva Ovası'nı çevreleyen bataklık araziye varmak kamyonla 5 saat sürüyordu. Ardından 1 saat tekneyle gidilecekti. Bataklık arazi geçilince yolun yarısı aşılmış oluyordu. Ekip hızlı olmak zorundaydı. Mümkün olduğunca az yatıştırıcı ilaç kullanmak isteyen Dr. Parsons'ın verdiği küçük doz bir saat içinde etkisini yitirecekti. Yağmur mevsiminin bir yararı daha vardı. Aslanlar içgüdüsel olarak kendi evini arar. Ama sel suları yüzünden Liuva'da kalmak zorunda olmaları bu yeni bölgeye yerleşmelerini sağlayacaktı. Yolculuğun son aşaması başlarken yerli halk yeni konukları görmeye geldi. Liuva Ovası aşılarak bir saat içinde bölgeye varılacaktı. Zaman çok önemliydi. Erkek aslanlar yakında kendine gelecekti. Onlar uyanıp tehlike oluşturmadan ikisini de barınağa yerleştirmek gerekiyordu. Aslanlar serbest bırakılmadan önce bir tanesine tasma takılacaktı. Böylece hareketleri izlenecek ve eve dönmeye kalkışıp kalkışmadığı görülebilecekti. Artık her saniye önemliydi. Aslanlar baygın haldeydi. Zorlukla kımıldıyorlardı. Ama ilacın etkisi her geçen dakika azalıyordu. Ekip kendine gelen aslanları tedirgin etmemek için elden geldiğince hızlı davranıyordu. Yeni ortama alışırken Lady'ye zarar vermesinler ya da Kafuyi'ye geri dönmeye kalkışmasınlar diye 2 hafta boyunca Boma adı verilen barınakta kalacaklar. Doktor Ian Parsons için şu ana kadar her şey başarılı olmuştu. Aslanlar geldi. Şu anda buradalar. Huzur içinde yatıyorlar. Anestezinin etkisinden kurtulup ağır ağır uyanıyorlar. Umarım bu şekilde devam eder. Tam olarak uyanmak için yarım saat, bir saat gerekiyor. Her şey yolunda giderse sorunsuz bir şekilde kendilerine gelecekler. Ekip aslanların sorunsuz bir şekilde uyanması için son yarım saat süresince belli bir mesafede kalıp bekliyor. Aslanlar sağlıklı görünüyor. Yolculuk onlara hasar vermemiş. Ama gece barınaktan acı dolu sesler gelmeye başladı. Şafak sökerken Craig durumu görmek için yanlarına gidiyor. Aslanlar elektrikli tellerle boğuşuyordu. Erkeklerden biri şu anda yerde. Teller onları hırpalamıştı. Bu yüzden 2 erkek aslan da tedirgindi. Ama yaralı değillerdi. Beklendiği gibi birlikte olmaları onları yatıştırıyordu. Ama haykırışların harekete geçirdiği tek canlı Craig değildi. Erkekler onu görmese de kokusunu duymuşlardı. Lady Liuva. 5 yıldır ilk kez kendi türünden bir canlının sesini duymuş ve olayı araştırmaya gelmişti.
Deneyimli erkekler savunmaya geçiyor. Lady de yeni gelenlerden emin değil. Kendini belli etmek için barınağın çevresine işaret bırakıyor. Ama gerilim pek uzun sürmüyor. Erkekler 4 gün içinde yerine alışıyor. Lady gece gündüz yanlarında kalıyor. Sadece arada avlanmaya gidiyor. Saldırganlığın yerini merak alıyor. Korkuysa güven duygusuna dönüşüyor. Birbirlerini kabul etmeye başlıyorlar. Şey plana uygun şekilde devam ediyordu. Ta ki 5. güne kadar. O gün Herbert ve ekibi şaşırtıcı bir durumla karşılaşıyor. Barınağa geldiklerinde aslanlar ortalıkta değildi. Bay Tembo, şuraya bakın. Herbert'ın rehberi Jacob Tembo daha vahim bir durumu fark ediyor. Tellerde bir delik var. Aslanlar oradan çıkmış olmalı. Artık dışarıdalar. Hadi çabuk gidelim. Gidip etrafa bakalım. Cihazları kullanıp nerede olduklarını anlarız ve belki onları bulabiliriz. Bu durum kötü sonuçlar doğurabilirdi. Eğer aslanlar kuzeye, Angola'ya yöneldiyse ve izleme cihazı kapsama alanından çıktıysa, yerleştirme harekatının sonu demekti. Ama öyle olmamıştı. Ekip, Lady ile aslanları barınaktan birkaç yüz metre ileride uzanmış, sakin sakin birbirlerini izlerken buldu. Lady sırt üstü yuvarlanmaya başlıyor. Ama bu kez Herbert için değil. Yalnız geçen hayatı boyunca ilk kez bulduğu gerçek eşleri için yuvarlanıyordu. Erkekler Lady'yi kabul edecek mi? Onunla çiftleşip yeni bir sürü kuracaklar mı? Lady yavrularını yetiştirip Liuva'da yeni bir aslan nesli yaratacak mı? Bunu bize ancak zaman gösterecek. Ama en azından şimdilik kükremesi cevapsız kalmayacak. Çünkü o artık en son dişi aslan değil.